İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh namazda konuştu. Hazreti Ömer Faruk heybetliydi bir hayli. Lakin sırf Allah için olurdu gadap hali. Böyle halk eylemişti bu zatı Cenab-ı Hak. Şeytanlar kaçıyordu gölgesinden korkarak. Bir gün namaz kılarken Resulullah'la bu zat, Resul imam olmuştu, kendisi de cemaat. Akşam namazıydı. Kılarken ilk rekati, Resul sesli olarak okurken kıraati, Naziat suresinden okudu ki bir ayet, o an Hazreti Ömer gadaplandı be gayet. Zira bu ayetinde Hak Teâlâ Resul'e, Firavun'un şu sözünü bildiriyordu şöyle. Firavun kendi kavmine demişti ki, ey kavmim, sizin tapacağınız en büyük tanrı benim. O bunu işitince kan sıçradı beynine. Düşündü, nasıl söyler Firavun bunu kavmine? Ve hatta o andaki gadap ve öfkesinden hep dışarı fırladı kılları cübbesinden. Firavun'un o sözüne pek çok gadaplanarak konuştu namazdayken elinde olmayarak. Dedi ki, ben olsaydım o kâfirin yanında, kendisini muhakkak öldürürdüm anında. Sonra selam verince Allah'ın peygamberi, böyle konuştuğundan ikaz etti Ömer'i. Buyurdu ki, tekrar kıl namazını ya Ömer, zira dünya kelamı namazı ifsad eder. Tam kılacak idi ki o namazı bir daha, nazil oldu Cebrail hemen Resulullah'a. Hak Teâlâ buyurdu, ey sevgili Habibim, Ömer'in konuşması hoşuma gitti benim. Onun iş bu namazı gelmiştir yerine tam. Hatta sevabını da misliyle ettik ikram. Zira biz çok severiz, gayreti çok olanı. Sevdiğini çok sevip, böyle çok kayıranı. Yine Hazreti Ömer bir gün evi önünde hırkasını yamardı sıcak bir yaz gününde. Güneşin harareti pek fazlaydı o günü. Rahatsız etti biraz mübarek vücudunu. Döndü ve sertçe baktı o güneşe bir kere. Güneşin sıcaklığı azaldı birdenbire. Öyle ki bulut yokken havada bir nebzecik, dünyayı bir karanlık kapladı hemencecik. O anda nazil oldu Cibril-i Emin yere, Rabbinin şu emrini getirdi peygambere. Hak Teâlâ buyurdu, ey şerefli peygamber, güneşe bir defa da şefkatle baksın Ömer. Ona yumuşaklıkla bakmaz ise o şayet, güneşin sönen nuru bir daha etmez avdet. Çağırdı Resulullah Ömer İbn-i Hattab'ı, bildirdi kendisine Hak'tan gelen hitabı. Peki ya Resulallah diyerek o da tekrar, güneşe şefkat ile bir daha etti nazar. Sıcaklık ve ziyası geldi eski haline, karanlıktan ışığa kavuştu dünya yine. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. İslam alimlerinden Mevliya-i Kiram'dan olan İbni Ata
rahmetullah teala aleyh buyuruyorlar ki, en iyi iş yapılmış, en iyi ilim söylenmiştir. Bu sebeple şimdiye kadar yapılmamış bir işi yapma, söylenmedik bir sözü de söyleme buyuruyor İbni Ata rahmetullah teala aleyh. Ama ne güzel. İnsanın bütün derdi böyle habire patanaj yapıp duruyor. İşte falan kitapta böyle yazıyor da Feşmakan da böyle demiş de falan. Ha, maksadı İslamiyet'e uymamak. Ya söylenecek söylenmiş, yapılacak da yapılmış. Kendini ona uydursana. Yok, eline nefsine tabi olacak. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Anlayacağım. Size sorum şöyleydi. Rahimde benim eğrilik varmış. Doktora gittim. 15 gün sürüyor. Bazıları 10 gün özür sayılıyor diyor. Bazıları da hani Hanefi mezhebindeyim. Maliki taklit ediyorum ben. Ben nasıl yapmalıyım? Hani oruç tutacağım. Tam tutuyorum. İşte bir aya tamamlamadan yeniden hastalanıyorum. Namaza başlamak istiyorum. Yani nasıl yapayım hocam? Hani çok şey değil. Peki böyle efendim. Vesvesedeyim. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ve sizden dua istiyorum. Allah-u Teala şifa ihsan eylesin. Hayır netice ihsanınızı. Amin. Peki efendim. Hakkınızı helal edin. Ettik hayırlı efendim. Cumalar. Amin size de. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam iyi günler. İyi günler. Dua istiyorum hocam. Çocuklarımız milletimiz için. Cenab-ı Hak size de evladı iyalinize de din ve dünya saadeti versin. Tamam. Cenab-ı Hak memleketimizde bütün insanlar da afat semaviye ve arziyede muhafaza buyursun inşallah Teala. Hocam ben zekat hakkında soracaktım. Hocam ben zekatları daha önce işte veremedik. Şimdi vermeye başlıyorum böyle haçlığımdan falan da hocam. Devir yaptık. Bir de Türkiye gazetesi var burada hocam. Oradan gidip kitap alıyorum. Böyle okusunlar diye herkese vereyim. Bu zekat olur mu onun parasında şey yapsam hocam? Devir yaptıktan sonra değil mi? Evet devir yaptım hocam. Yaptım deviri. Hı hı. Ondan sonra kitap alıyorum. İşte oradaki de okusunlar diye vereyim. Ama o parayı da onun içine yani dahil edebilir miyim hocam? Peki de veriyorum da ayrıca. Oldu. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Ellerinizden selam hocam. Estağfurullah efendim. El öpülecekler toprak altında. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Allah'a şükür. Mustafa abi siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ben Deniz'den arıyorum. Öyle mi? O hemşeriyiz o zaman. Evet hemşeriyiz. Deniz'in neresinden? Bozkurt musun? Yok. Merkezinden arıyorum ben. Öyle mi? Bozkurt'ta olursa evet. O zaman Başmakçı'ya yakınsın demek. Çardaklı olursa biraz daha. Çardaklı olursa daha yakın. Fark etmez hocam ya. Aynı topraklardayız. Hiç ya. Hepimizin nenesi bu güneşte çamaşır kurutmuş ya. Boş ver sen. Tamam. Evet efendim. Tamam. Buyurunuz efendim. Hocam ilk sorumu bu buradaki arkadaşlar bayan bir hocaya gidiyorlar. Türkçe, Arapça ilk önce diğer hocalar Arapça öğretiyormuş. Şimdiki gelen bir bayan hoca Türkçe öğretmeye başlamış. Türkçe yazıyor. Uzatmaları da harflerin üstüne mesela U'nun üstüne, B'nin üstüne, C'nin üstüne çizgi çiziyormuş. Yani Türkçe uzatarak okuturuyormuş. Latin harfleriyle öğretiyor Kur'an'ı öyle mi? Evet. Sureleri yani bu şekilde uzattırıyormuş. İkinci sorum... bu kaza namazlarını ben söylemiştim. Hatta burada bir bayan arkadaş var. O da ona da çok söyledim. O okudu, öğrendi şükür. O da onlara söylüyor. Bu da buradaki bayan hocaya sormuşlar. Böyle bir şey yok demiş. Hani gerek yok demişler. Kaza namazını kılma gerek yok demişler. İkinci sorum hocam bu. Üçüncü sorum da hocam bu sitelere paylaşım sitelerine şey paylaşmışlar. Bu cuma namazından sonra ilkinci namazın arasında iki rekat namaz kılarsan 400 senelik kaza namazını aslanım be. Şey olurmuş. Ödermiş. Ödermiş evet hep efendim. Mustafa Bey'in kabahati. Bunları öğrenmiyor, bana da söylemiyor, bize söylemiyor işte. Millet aynı şekilde evet, siz bizi evet. Yokuşa sürüyorsunuz diyor, tamam mı? Uğraş, insanları çok uğraştırıyor Mustafa Hocam. Hiç ya. İki rekat namazı halletmişler bak gördün mü? Halletmişler efendim hocam evet. Peki efendim. Başka? Dördüncü sorum hocam. Bir de bu sitelerde gene şeyde yüzük böyle ne diyeyim size tuğra işareti, elif işareti
ayet-i kerim, Allah ismi, Muhammed ismi, Efendimizin ismi yazıyorlar. Bunu satıyorlar para karşılığı. Ben de bunları hani sitelerin altına yazıyorum, uygun değildir diye. Kimisi sana ne diyor, kimisi ilgilendirmez seni diyor. Yani peki efendim. Son sorum hocam. Peki, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyorum hocam. Bir de son olarak duanızı istiyorum bu Türkiye için, tüm mazlumlar için. Cenab-ı Hak mazlumun yanındadır. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak art niyetli ve zalim ve gattarların şerrinden hepimizi muhafaza buyursun inşallah Teala. Sağ olun efendim. Çok evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Efendim bugün dün tabii vefat haberi geldi. Bu Elmas Keten amca vardı. Allah da rahmet eylesin, vefat etti. Elmas Keten amca Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh dünürü. Bu Elmas Keten amcanın büyük oğlu. Aşağı yukarı bizimle yaşıttı. Dün vefat etmiş. Uzun süredir zaten yoğun bakımdaydı falan. Bugün işte İhlas Marmara Evleri birinci kısım. Cuma namazından sonra cenaze namazı kılınıp şeyde defnedilecek. Eyüp'te defnedilecek. Allah-u Teala rahmet eylesin. Daha önce Türkiye Gazetesi'nde de çalışıyordu. Yani hizmetler vardı. İnsan tabii böyle vefat haberlerini duyunca Allah rahmet eylesin. Hemen haberlerin o sözü aklıma geliyor. Doğmak ölümün habercisidir. Doğmak ölümün habercisidir. 60 sene yaşarsın, 70 sene yaşarsın, 30 sene yaşarsın, 20 sene yaşarsın. Yani ezelde takdir edilen bir ömür var. Şu veya bu şekilde bu ömür bitecek, ecel gelecek. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Evet. Son nefeste iman selameti nasip etsin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizlere de Cenab-ı Hak hayırlı hal nasip etsin. Son nefeste iman selameti nasip etsin hepimize inşallah Teala. Efendim ilk dinleyicimiz dedi rahim bölgesinde bir rahatsızlığım var. Dolayısıyla bu rahatsızlık sebebiyle dedi tedavi de oluyormuş herhalde. Maliki mezhebini de taklit ediyorum. Böyle durumlarda ben nasıl hareket etmem lazım? Tabii o rahatsızlık sebebiyle hayız gününü net bir şekilde tespit etmesi zordur. Mesela Hanefi mezhebinde olsa bunun 10 gününü hayız, 15 gününü aynı şekilde en az şey kabul eder, temiz kabul eder. Çünkü devamlı bir akıntı söz konusu, istihaza durumu söz konusu. Peki Maliki mezhebini taklit ederse bu 10 gün üzerine bir 3 gün ilave eder. Yani 13 gün kendisini hayızlı kabul eder. O 3 gününde namazını kaza eder. 10 günden sonra oruç da tutabilir. Ve 15 günde temiz kabul eder. Ne zamana kadar tedavi bitip vücut kendi yani şekilde normal seyrini devam ettirene kadar. O 3 günde orucunu tutabilir dediğiniz yerde namaz kılmıyor değil mi? Ha, namaz kılmıyor. Ama oruç tutuyor. Oruç tutuyor. Çünkü Hanefi mezhebine göre o bitti onun işi. Ve orada oruçta da taklit etmiyor. Oruçta taklit etmiyor. Çünkü kendi mezhebine göre 10 günden sonra oruç tutması lazım. Dolayısıyla orucunu tutabiliyor. Ama namaz kılmıyor. Fakat o 3 günün de yine Hanefi mezhebi diyor ki burada namaz kılman lazımdı. 3 günden sonra gusül abdesti alıp onlar da kaza etmesi gerekiyor. İkinci deneyicimiz ben dedi geçmiş sene veremediğim zekat borçlarımı Allah-u Teala nasip etti. Öğrendim. Ve bunların borçlarını ödemek. Namaz kazaya kaldığı zaman bu borcu kaza ederek ödemek lazım olduğu gibi oruçlarımızı tutamadığımız zaman bunları tekrar kaza etmemiz lazım olduğu gibi kurban borçlarımızı, zekat borçlarımızı ödememiz lazım. Önceki senelerde kesemediğimiz kurban ve veremediğimiz zekat borçlarımızı hesap edip hatta toprak mahsulü zekatımız, uşrumuz da varsa bunları da aynı şekilde hesap edip peyderpey, mesela dinleyicimiz güzel yapmış, ben hesap ettim dedi. Önce dinini bilen bir fakirle, yani meseleyi bilen bir fakirle, bunun altına devrini yaptım. Çünkü orası hassas bir konu. İşte ben sana hediye edeyimse bana hediye et şeklinde değil bu. Bu nasıl meyitin arkasından yapılan iskat meselesi ciddi bir meseleyse bu da ciddi bir mesele. Bunu ciddiye almak gerekiyor. Mesela o iskatta da erkek salih olan, yani beş vakit namazını kılan, itikad düzgün, fakir erkekle yapılmalı. Ve salih olan erkek veya kadın,
zaten meseleyi bilir. Mesela iskat oturacak o erkekler, ha der, bu vefat etti. Dolayısıyla bunun acil ihtiyacı var. Bir beklenti söz konusu değil. Allah rızası için oturuyor. Eline altın geldiği zaman Allah rızası için, onu kurtarmak için fedakarlıkta bulunuyor, hediye ediyor. Ha meyitin varisleri, sahipleri, onlara da 3-5 kuruş verirse gönüller olmuş olur. Yoksa onların beklenti söz konusu değil. Zekat ve kurban borcu olan da, yani o anda ödeyemeyecek ama bir an önce bu işin altınla devrini hallederek bilen bir fakirle, ha der, bunun ihtiyacı var. Allah rızası için ona yardım ediyor. Diyor ki tamam, geçmiş senelerin zekat bedeli olarak bu altınları ben aldım, kabul ettim. Kendinin biliyor. İskatta da öyle, kendinin biliyor. Vermezse kimse bir şey diyemez. Ve kendi inisiyatifiyle Allah rızası için, ona yardım etmek için bunlar diyor sana hediye ettim. Bu şekilde yapılır. Yoksa ben sana vereceğim, sen bana hediye et. Yok öyle değil o. O zaman oyuncak haline çeviririz ki o da doğru değil o. O yanlış bir şey. Ya bu şekilde devrini yapar altınla. Ondan sonra da ödeme planı yapar. Dinleyicimiz yapmış. Bunun bedeliyle hani kitap alıp dağıtabilir mi? İnsanlara, fakirlere dağıtabilir. Bu şekilde de katkıda bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Yiyecek verebilir, giyecek verebilir. Ve evet, giyecek ve yiyecek lazım ama insanlara en çok lazım olan imandır. Mesela bütün iyilikler sayılmış. Bu, hepsinin zirvesinde bir insana yapılacak iyilik. Onun itikadı bozuksa, Müslüman itikadı bozuksa itikadı düzeltmek, dinini bilmiyorsa dinini öğretmek, yani iman etmemişse ona yapılacak en büyük iyilik onun iman etmesine sebep olmak. Çünkü ateşten kurtarıyorsun. En büyük iyilik o. Böyle yapabilir mi bu dinleyicimiz? Evet, o şekilde yapabilir efendim. Kitapta bedeliyle kitapta dağıtabilir. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz. Dedi burada bir bayan hoca varmış dedi. Latin harfleriyle öğretiyormuş, sureleri yazıyormuş dedi. Kendine göre metler falan filan. Allah Allah. Burayı böyle uzatacağım, burayı böyle yapacağım falan. E tabi hoca ya, kendine göre bir yol tutuyor falan. Halbuki biraz önce İbn-i Ata Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Bugüne kadar söylenecek her söz söylenmiş. Yapılacak en güzel işlerin de hepsi yapılmış. Bu işlerden başkasını yapma, bu sözlerden başkasını da söyleme buyuruyor İbn-i Ata rahmetullahi teala aleyh. Yapılacaklar yapılmış, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmış. Ha nefis, ben diyor ya ile. Ama işte ben faydalı olacağım falan. Ben faydalı olacağım. Nitekim bu efendim işte çocuklara falan da bu elifbaları falan, çocuk resimleri, hayvan resimleri, bilmem ne resimleri falan doldurdular. Bunlar hiçbirisi faydalı değil. Çocuğun kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Ecdadımız bilmez miydi? Onların zamanında resim yok muydu? Niye aynı şekilde bunları öğretirken buna tevessül etmediler? Yapılacak işlerin hepsi yapılmış. Öğretilecek yollar da aynı şekilde öğretilmiş. Efendim daha çabuk öğretilir falan. Nereden biliyorsun? Kaç defa tecrübe ettin? Asırların tecrübesi öbür taraftaki. Yani bu hoca şunu yapacağına normal aslında da öğretse daha az vakit harcar. Tabii, daha çabuk öğretir yani. Oraya şimdi bu Latin harflerine bir sürü işaret koyacak. Halbuki Elif, B, T, F, Cim, Ha diye belletse bunu kısa zamanda Allah-u Teala bir de kolaylık ihsan ediyor. Herkes aslından öğrenir. Harflerinden de öğrenir. Bu da sevap kazanır. Öbürler de doğru öğrenmiş olur. Ne şimdi bu sevap kazanır, ne öbürler de doğru öğrenir. Ve Allah Teala korusun, ahiretteki vebali ise daha büyüktür. Niyetim iyi, niyetim iyi benim diye yapıyordur büyük ihtimalle de. Şimdi ama neticeyi hesap etmiyor. Niyetim iyi demekle hakikaten iyi niyette olabilir, bilemiyorum da. Ama yanlış iş yapıyor yani bunun. Niyeti o zaman buna bir faydası olur mu? Mustafa Bey, sen anlatıyorum. Benim bir niyetim iyi. Şurada gideyim iki banka soyayım, fakirlere vereyim diyorum. Sen olmaz diyorsun. Olmaz. Niye olmaz? Benim niyetim iyi. Ve şu adamlar aynı şekilde insanlara zarar veriyor. Gideyim döveyim diyorum. Olmaz diyorsun. Kitaplarda biliyor ki haram işleyerek Allah'a da yaklaşılmaz. Günah işleyerek yaklaşılmaz. Çünkü Latin harfleriyle İslam harfleri, Kur'an-ı Kerim harfleri farklı. Çıkış yerler farklı, şeyler farklı. Latin harfleriyle onu beceremezsin. Olmaz yani. Beceremezsin. Olmayacak. Şimdi içinde cahillik de var sanki değil mi? Tabii canım. Yani. Ben yaparım. Havasına girmiş falan. Nefsine tabi yani. Nefsine değil de aklıma tabi olsaydı. Akıl azsa, nefis de kuvvetliyse o akıl da devreye girmez. Nefsine göre hareket eder. Allah-u Teala hidayet nasip etsin.
Ha ona gidip de buna itibar edenler de bunu azdırıyor, bunu nefsini azdırıyor. Ha onlar diyecek ki ya kusura bakma biz bunu aynı şekilde değil, biz aslında öğrenmek istiyoruz, arasmat dedi mi? O ne yapacaktı? Gelen giden yok, ondan sonra diyecek ki buna itibar eden yok, vazgeçer o işten. Hani tam İmdat Saadet'e bildiği de bir ifade geçiyor. Hindiye'den mi nereden naklediyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Cambaz telin üzerinde yürüyor. Onu seyretmek için gelenler, aa nasıl yürüyor falan filan derken düşse ölse o seyredenler de onun günahına aynı şekilde ortak olur buyuruyor. Niye? Orada bir ifade geçiyor. Eğer o seyredenler olmasaydı adam telin üstüne çıkmazdı. Niye çıksın ki? Ha, geçenlerde yakında oldu. Polis ikna etmiş tamam falan derken oradan bir tanesi atlayacaksan atla deyince öyle mi demiş, adam pat diye atlamış aşağı. Yani, boğazdan aşağı doğru. Değil mi? Öyle olmuş evet. Ne oldu şimdi canım, biz ne dedik de falan da. Ha, diline sahip olsaydı belki de o kovmayacaktı. Adam zaten böyle şeyde duruyor. Kibirikli duruyor. Bıçak sırtında duruyor. Psikolojisi yani. Bozuk tabii yani bozuk. Adamın kimyası bozuk. Orada onunla inatlaşmaya gerek yok. Allah-u Teala akıl versin, insaf versin. Efendim tabii efendim dedim ama Mustafa Bey de kusura bakma vakit bitti diyor. İyi peki. Estağfurullah. İkinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimleri, insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allah-u Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için, arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutsi'de Allah-u Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği, ve ele geçirmek için her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara, bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allah-u Teala'yı hatırlarsa, dünya, yani insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler, ondan uzaklaşır. Allah-u Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da, dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allah-u Teala'yı hatırlamaktan maksat, dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı
cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sarban Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, "Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu?" diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. "Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor?" Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sarban Hazretleri şu cevabı verdi. "Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar." İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Hemen birinci bölümdeki üçüncü dinleyicimiz sualleri vardı. Dinleyicimiz dedi ki, burada dedi birisi demiş ki dedi kaza namazına gerek yok. Yine bir hoca kılıklı birisi. İbn-i Teymiyeci'dir. İbn-i Teymiye mücessime fırkasındandır, ehl-i sünnet değildir. İbn-i Teymiye öyle söylüyor. Bak ne kıldın kıldın kılamadın diyor, kazaya gerek yok. Hatta bazı acayip garip şeyler de söylüyor. İşte nafileler onu yerine geçer, yaptığı hayır hasenat falan. Türkiye'de İbn-i Teymiyeci çok. Çünkü İmam Hatip Okulları'nda, ilahiyat fakültelerinde hakim olan görüş mezhepsizlik, İbn-i Teymiyecilik ve Vehhabiliktir yani. Hakim olan o. Tabii biz böyle söyleyince feryat figan ediyor hemen. O nasıl, nasıl olursa böyle işte. Bu buralarda yetişti geldi. Herkesin alnında yazmıyor. Yaptığın işe bakıyorsun. Tabii. Onun dediği. Ve dolayısıyla İbn-i Teymiye baş tacıdır. Bize metcenayi diyor, övüyor işte. Şöyle büyük alim falan. Evet alim, ilmi varmış ama ilmi sapıttırmış. Mücessime fırkasından. Ve onun aynı şekilde şeyi, sözü bu. Kazanamaz diye bir şeycik yok. Halbuki İmam Azam Hanif Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri hatta buyuruyorlar ki, mesela İmam Azam Hanif Hazretleri'nin dışındaki o üç mezhep imamı, bir kimsenin kazaya kalan namaz borcu varsa bu kimsenin namaz cinsinden olan nafilelerle meşgul olması haramdır, günahtır diye. Bu nafile kılarsan onun yerine geçer diyor.
ben İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin sözüne mi itibar edeceğim, nakline mi itiraz edeceğim, yoksa bu adamın kendi kafasına göre söylediği o mücessime fırkasından Allah-u Teala'yı cisim gibi tanıyan bu herifin sözünden mi, bunun sözüne mi itibar edeceğim? Herkes otursun ve takkesini de önüne koysun. Bir namaz vaktinde kılınmasa, vaktinde kılınmaya eda denir. Eda edilmemişse, vaktinden sonra kılındıysa buna kaza denir. Ve mutlaka bunu yerine getirmesi gerekir. Vaktinde kılamadıysa kaza etmesi lazım. Kaza ettikten sonra da ayrıca tövbe istiğfar etmesi lazım. Tabii böyleler kendilerini kurtarmak için işte cuma günü ikindi ile şey arasında iki rekatta namaz kılınca uçmuşlar artık yani. Bilmem kaç binlik ne? 400 sene mi? Yani büyük 400 bir senelik. O kadar yoksa ne olacak? Sevap verecek. Zaten yok uydur, o kadar insanın ömrü mü olur? Ha, cahillerin ondan sonra nefsine düşkün olanlar boşuna gider bunlar. Aslında böyle bir şey yok. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verirdi. Onun için de biz ısrarla diyoruz ki hemen hemen her zaman hakikat kitabının kitaplarını okunmadıkça bir kimse imanını da koruyamaz. Bırak ibadetlerini, amellerini koruması, imanını koruyamaz. Mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala'nın bir ihsanı lütfu. Yani Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri İstanbul'a geliyor. Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştiriyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından bunları hazırlamış. Bu bizim için aynı şekilde lütuf ve ihsan. Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. Bunun kadir ve kıymetini iyi bilmemiz lazım. Ve bu kitaplara da sahip çıkmamız lazım. Hem okuyacağız, hem okutacağız, hem dağıtacağız. Mutlaka aynı şekilde bizim verdiğimiz birisi gelir. Yani cibilliyetinde, yaratılışında temizlik varsa mutlaka alır ve okur. Çünkü biz de mesulüz. Eğer biz bunu anlatmazsak, söylemezsek yarın ahirette Allah-u Teala bizi hesaba çeker. Böyle bir şeyin astarı yok. Ha, bir tek şey var. Onu da yanlış anlatıyorlar. Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü. Kefaret-i namaz diye bir namazdan bahsediliyor. Onu da tam İlmihan Saadet-i Ebediyeli Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh almış. Oradan nakletmiş ve doğrusu orada bildiriliyor. Nedir bu? Şimdi kazaya kalan namazları kaza etti, bitirdi. Bitirdi ama bunun daha borcu şey yapmadı, daha vaktinde kılmadı. Bunun için tövbe istiğfar etmesi lazım. İşte o kefaret-i namaz diye bilinen namaz Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü işte öğle vaktinde, öğle ile ikindi arasında kılınan o namaz yapılan tövbenin kabulüne sebep olur. Namaz namaz olmasa tövbe de tövbeye benzemez. Onun için de buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak da yani bu tövbenin kabulüne sebep olur buyuruyor. Her zaman da aynı şekilde onu yapmalı. Böyle bir şey yazmış kitaplarda. Böyle iki rekat namaz kılacaksın. 300-500 senelik, 400 senelik namazlar uçmuş zaten bunu, tamam mı? Uydurmuştur birisi netice itibariyle. Ha bazen adam bir kitaptan bu okuyor kendi kafasına göre. İşte 300 senelik namaz namaza bedeldir. Mesela bir nafile namazları. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi teala aleyh hayattayken arz edilen, yazılı olarak arz edilen sualler var. Orada işte mesela 2 milyon sevap var, 1 milyon sevap var. Bunu sonra tam İlmihan Saadet Tebedi'yi de almışlar. Hadis-i şerifte bildirilen bu rakamlar o sevabın çokluğunu, işte 300 senelik, 500 senelik ifadesi yani ona verilen sevabı bildiriyor. Tamam öyle kıymetli, kıymetli ama İslam alimlerinde İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki nafile verilen sevap deniz yanında damla gibidir. Yani denize gideceğim, parmağını sokacağım, kaldıracağım bir damla. İşte senin o 300 senelik, 500 senelik, 1 milyon, 2 milyon dediğin şeyin sevabı karşılığı denize karşılık bir damla. Farza verilen sevap okyanus. Akıllı olan onu tercih eder. Ahmaklığın alemi yok. Gelelim dinleyicimiz son olarak bir de bazı siteler, televizyonlar da yapıyor, uydu vasıtasıyla yapanlar. İşte arşı titreten doğa. Bakın ne yapacak falan adam bir kitap çıkarıyordu sana bak diyor. Fiyatı bu kadar. Fiyatı bu kadar. Allah-u Teala Hüseyin Hilmi Efendi'den de Enver abilerden de razı olsun, derecelerini âli eylesin. Bize dini İslam'a nasıl hizmet edilir, nasıl yardım edilir öğrettiler. Din kitabının parayla satılmadığını ancak maliyet fiyatı üzerine aynı şekilde konarak verileceğini onlar öğrettiler. Biz onlar da gördük. Daha önce hiç görmedik. Bir sürü aynı şekilde dini yayın yapan veyahut da dini kitap satan yerler var. Oo, gidiyorsun. Almaz afiyete, almaz afiyete deyip duruyor adam yani. Ve bu da Müslüman kılıklı bu adam. Sattığı da din kitabı. Sattığı da din kitabı. Din kitabı niye satılır? He,
İnsanlar dinini öğrensin diye. Peki bunlar niye satıyor? Bunlar para kazanmak için yapıyor. Bunlar para kazanmak için yapıyor. E şimdi mesela geç. Efendim ben Ehl-i Sünnet yakındayım işte falan. Bir vakıf kurdum, bir dernek kurdum. İşte bunun için de aynı şekilde böyle hani İslam aliminden hayatını anlatan bir kitap hazırladım. Veyahut da işte böyle bir ilmihal kitabı hazırladım. E bunlar sebebiyle işte bunlar vakfa gelir. Bir dakika ya. Ne diyorsun sen? Kurduğun vakıf, kurduğun dernek o kitapları finanse mi edecek? Yoksa o kitap senin vakfını, derneğini mi finanse edecek? Ters bir durum. Ters bir durum. Biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ve Enver abiler de, Enver abiler kurduğu bütün bu şirketler o kitapları finanse etmek içindi. Öyle değil mi? Yani. Bu Türkiye'yi yayın yapan Türkiye'deki kitaplar. Bir baksınlar bakın tam İlmihal Saadettepe'deki kitabını. 20-25 lira üzerinde fiyat var. Ya o piyasa değeri 200-250 liradır en az. Yani o kitabı. Daha fazla hocam yani. O derece. Tabii. Bir de bunun yurt dışına gideni var. Yurt dışına gidene bir de pul parası koyuyorsun. Kitabın kendisi 10 liraysa 20 lira da pul parası. Peki neyle karşılıyor bunu? İşte İhlas'ın bu şirketleri onları finanse ediyor. Onlar ve bir de hayır sahipleri var. Allah rızası için getiriyor diyor ki ben de aynı şekilde pul parasına katkıda bulunayım. Her ay böyle verenler var. Bunlar yani şöhret peşinde, ismin meşhur olsun peşinde olan kimseler değil. Götürüyor veriyor Allah rızası için diyor pul parası veyahut da götürüyor. Bize de mesela gönderenler oluyor öyle. Allah rızası için diyor kitap dağıtın diyor. Yani bunlar biz ne ismini zikrediyorsa ama bunlar yaptıkları yazılıyor. Ahirette görecekler karşılığını. Ahirette karşılığını görecek. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dinini yaymak için bir dernek kurduysan, bir vakıf kurduysan, bir şirket kurduysan neyse işte. Eğer o kitaplar, o kasetler senin şirketini, senin derneğini, senin aynı şekilde vakfını ayakta tutmak için ise o zaman paraya tahvil ettin. Yanlış yaptın. Ancak onları ucuza mal etmek için bu şirketleri kurduysan, bu vakfı, bu derneği neyse kursan ya o zaman elini değil ayağını bile öperiz. Çünkü biz Enver abiden bunu gördük. Ve baktık dine hizmette böyle olurmuş. Kitap itibariyle, gazete itibariyle bile gazete kaç paradır? Yani astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Fakat ısrarla her gün orada bir sayfası din anlatıyor ve bu bir. İkincisi daha önce de aynı şekilde bir sürü zorluklara, meşakkatlere girerek ben iyi hatırlıyorum. Tam İlmihal Saadettepe'yi hediye olarak verdi vatandaşa. İslam ahlak kitabını verdi, diğer kitaplarını verdi. 10 sana 20 cilt rehber ansiklopedisi verdi. 18 cilt İslam alimleri ansiklopedisi verdi. 12 cilt evliyalar ansiklopedisi verdi. Onu çevirdi bir daha tekrar verdi. Bunlar Emel abinin bir kağıt fabrikası yoktu. Değil mi? Yoktu. Beleşe de gelmiyordu. Beleşe de gelmiyordu. Bunlar hep bedava veriyordu. Zaten onun için Emel abiye çok kızıyorlar diye o gazete patronları. Çünkü adamlar senede bir defa bir şey veriyorlar. Ve verdikleri de bir araba veriyorlar. Adamı da canla okuyorlardı. Emel abi bedava verince mecburen evler yok meydanlar üstünde neydi falan vermek ücretinde kaldırardı. Zorlandılardı adamlar. Biz dini İslam'a hizmetin nasıl olduğunu orada gördük. Orada gördük. Onun dışındaki mazeretme beni ilgilendirmez. Beni de şey yapmaz falan. Dolayısıyla adam televizyonu kurmuş bu maksatla. İşte Peygamber Efendimiz'in ismi şerifini yazıyor. Ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi şerifini. Efendim çok güzel hatla bilmem neyle falan işte şu kadar para. Allah size için hizmet edeceksen tamam. Onları başka yerden finanse edeceksin. Onları maliyet fiyatına verirsin. Amenna. Ama onun dışında sen onun üzerinden para kazanıyorsan... şimdi sıralanmış kazanç yolları sıralanmış. Din kitabıyla kazanç elde etmek bu... Hamamlarda tellaklar var ya, tellaklıktan aşağı deniyor. Ve herkes kendini ona göre ayarlasın. Bir de şimdi kitap yayıp din kitabı, dinle alakalı kitapları satmaya çalışanlar da... şimdi ortada dini anlatan, ehli sünneti anlatan çok güzel kitaplar var. Neymiş? İşte Tam İlmez Saadet'te bir kitabı, İslam Ahlak kitabı falan. Her gün bahsediyorsunuz ya. Bu kitaplar varken... bunlara destek olmak varken ben de din kitabı çıkarıp satacağım demek biraz şey oluyor yani onun maksadıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor insanda. Sen söyleyemeyeceğim ben söyleyeyim. Edepsizlik olur. Yani öyle yani. Ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hazretlerini seviyorum. O zatın talebesiyim diyorsun.
Sonra kitap yazıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki dinini buradan öğren diyorsun. Dinini buradan öğren diyorsun. Dine hizmet ediyorum diyorsun. Dine hizmet ediyorum diyorsun. Şimdi bizim adımıza Babali Kültür Yayıncılık bir kitap yayınladıydı. Benim hiç dahlim yoktu onlarda. Doğru, biliyorum. Sonra bir başka aynı şekilde yayın evine verdim. Ne yaptı, hatta radyoda reklamlar falan oldu. Yayına giren bir dinleyicimiz bir şey söylediydi. Ben onu hiç unutmuyorum. Ve aynı kanaatteyim ben. Hüseyin Hilmi Efendi dedi rahmetullahi teala aleyh. Yani kitaplarını tavsiye ettiğiniz o zat. Eksik bir şey mi bırakmış da dedi sen kitap yazdın demişti bize. Ben yazmadım. Gazetede çıkan yazıları topladılar ve bastılardı. Benimle bir alakası söz konusu değildi. Sormadan hatta. Bize sormadan. Sizin alakanız yok. Bizim herhangi bir alakamız da söz konusu değil. O konuda aynı şekilde böyle. Ha bazıları şimdi efendim işte bizim mazeret mi? Ben ilgilendirmez onu senin mazeretin şeyin falan. Ama dine hizmetin nasıl yapılacağını biz Hüseyin Hilmi Efendi'den ve Enver abilerden gördük. Nasıl yapıldığını da gördük. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin kitaplarında da bir eksiklik söz konusu değil. Bugün yayına girerken İbn Ata'nın o sözü çok hoşuma gitti rahmetullahi teala aleyh. Bana çok tesir etti. Yapılacak güzel işlerin hepsi yapılmış. Söylenecek ilimlerin hepsi söylenmiş. Söylenecek sözler de söylenmiş. O yani mesele. Sen kendini bunlara uydur diyor, tamam mı? Hı. Yeni bir şeye heveslenme. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.